Günaydın. Bugünkü derste 3. sınıf fizikle devam ederiz. Ne başladık son konumuzu. Daha doğrusu malzemeler, malzemeler fiziği konusu. Demek yani geçen derste gördük substansların yapısı için okuduk. Daha doğrusu gördük değişik madde hallerini ve nasıl değiş, neden onların değişik özellikleri ve nasıl değişir çeşit maddeler bir diğerine. diğer e, bugünkü dersimiz der atom ve moleküler bağlar. Daha doğrusu atom ve moleküler bağlantı var. Ne biraz daha evvel anmışak e, ne zaman bir önce de okurduk e, moleküler fiziki ve aynı zamanda büyük ihtimalle hem, hem kimyadan bazı şeyleri e, aynı varanı daha doğrusu açıklağımlıyalıs. Demek e, doğada her bir değişik elementlerde daha doğrusu herhangi e, bazı elementler ne zaman birbirleriyle birleşerler. Uh, atomları elde edilir. Değişik bağlar ne onları vardır tutsun belli bir uh, belli bir dengede daha doğrusu onları ne vardır bağlı tutsun. Demek atomlar acaba onlar uh, hareket ederler veya çarpışırlar birbirleriyle ona göre uh, uh, demek onların hareketine çarpışmasına ve ondan elde edilen bağlarına göre meydana gelir değişik tip bağlar demek atomlar birbirleriyle daha doğrusu atomlar ve moleküller birbirleriyle bağlanabilirler ve ona göre elde edilenler değişik değişik şekilde bağlantı var. Demek atomlar ve moleküller moleküller birbirleri ile bağlanırlar ve değişik bağlar elde ederler. Acaba duymuşak bir hangi bağ? Kimya dersinde belki yanmış Kovalent bağ evet. Demek a, bu durumda vardır bizde değişik bağ var. var da vardır iyon bağ. Ondan sonra vardır kovalent bağ. A, kovalent bağ. Vardır metal bağ. Vardır van der Waals bağ. Ve Uh, sonuncusu olarak uh, hidrojen bağ. Demek bunlardır. Biz bugünkü derste ne açıklayacağız? Değişik bağlar Kısa olarak hep uh, hepsinin arasında ne ne çeşit özellikler meydana gelir. Demek kovalent bağdır. Genelde en deyim en çok ne an, uh, genelde daha fazla ne anılır deyim ve ne okunur ayrıdan uh, kimya dersinde. Ama biz bugün bakayız ayrı olarak. Uh, demek her bir bağ bu durumda sadece değil bir yöntem bir bir şekil ne kullan ne elde eder değişik elementler arasında. Demek her bir element yapamaz aynı bağ. Daha doğrusu her bir elementte belki meydana gelemez aynı bağ. Örnek burada görebiliriz adlarına göre de devam hidrojen bağı. Tabii ki mecburdur olsun hidrojen ortamdaki elde edilsin bu bağ. Veya metal bağı meydana gelir. Metallarda daha doğrusu metal substanslarda sadece geçerli olarak. Kovalent bağında göreyiz valent bağına göre elektron elektron varındır ama başlayalım sıralen iyon bağında. Demek herhangi bir durumda atomlar normal durumlarda biz deriz ki atomlar ıı der elektro neutral halde. Demek ıı, atomlar ki olsun elektro neutral halde demektir ki onları dalsi moleküller ona göre ne zaman ıı, form form edilir değişik atomların bağlantısıyla ne elde edilir ıı, moleküller mecburdur ıı, tüm bağlar ıı, Tamamen daha doğrusu bir tevi o olsun bir neutral halinde. Demek iyon bağın bağında genelde meydana iyon bağı meydana gelir elektrik çekme ve itme kuvvetleri ile. Gelirse aklınıza ne dedik biz ne zaman vardır iki tane değişik elektrik yükü birbirine nasıl etki eder? Demek alırsak bir pozitif yük ve alırsak bir negatif yük. Evet. Demek ıı, normal durumlarda bir ıı, pozitif yük var ise ve bir negatif yük var ise onlar birbirine vardır çeksenler. Demek onların o çekme deriz ıı, kuvvetleri ıı, kulon kuvveti veya ıı, kulon elektrik çekme kuvvetleri. Ve budur geçerli. Demek bu her bir defa deyim vardır. E şimdi bazı A, moleküllerin elde edilmesinde ne zaman oluşur, yani ne zaman elde edilir var moleküller olabilir. Bir hangi atomdan, devam bir atomdan elektron var, taşınsan var diğer bir atoma. Ve ne olacak şimdi? Birinci atomda kaybetmişler elektronlarını vardır olsun pozitif yüklü. A diğer atomda kabul etmişler elektronları vardır olsun negatif yüklü. Niçin? Niçin elektron sayısıdır daha büyük proton sayısından hem ona göre de negatif iona dönüşür o atom. A bir öncesin için e, daha az vardır şimdi elektron var yine ki proton var o vakit oluşur pozitif iyon. Demek bu durumda elde edilir iki tane değişik e, iyon. Demek bir pozitif ve bir negatif. Ve bu iyonlar birbirlerine vardır e, çeksenler. Demek genel olarak bu e, çekme kuvveti bayağı ki kuvvetlidir. E, deyim, e, bu atomlar için ama bu enerji geçerlidir çok kısa mesafelerde. Demek del ki biz herhangi iki atomu düşünürsek büyük mesafedekidir ki onların çekme ve it, çekme daha doğrusu itmesi meydana gele. Demek ona göre enerji iyon bağında demek çekme enerjisi der En yüksek ne zaman onlar tabi birbirlerine çok yakın daha doğrusu çok kısa mesafelerde. Bunun için iyon bağı için bir örnek alabiliriz. Ee, devam a, tuz a, elde edilmesinde, daha doğrusu tuz kristalında veya a, natrium klorid elde edilmesinde. Devam ee, bu durumda havayız böyle a, kırmızı ile işaret edeyiz. Üç tane daha büyük a, natrium atomunu bu şekilde. A, demek budur Na A. beyaz. Vardır burada. Ve, e, vardır. Burada. Ve şimdi bu e, var. Bu e, var vardır. Balansım var. Hvor atomlar ile. Bunları yapayız. Olsun mavi. Diyelim. Bu durumda bunu biraz daha beri getirebiliriz. Olsun. Ve bu durumda bunlar bağlanayak diyelim. Burada olayak bir e, hvor atomi. E, bur burada burada o daha bir hor atomi ve burada olarak daha bir hor atom. Hemen görürüz ki bir çeşit hor atomlarını hor atomlarını vardır. Uh, var daha doğrusu var üç tane değişik atom. Demek bu var mavi lender J olarak işaret ederiz. Cıvı buradadır cıvı ve buradadır J ve burada görürüz uh, iyon uh, iyon bağlantası ile nasıl elde edilir. demek bir çeşit de, uh, burada diyebiliriz ki natriyumun uh, elektronu bir çeşit sanki bağlanmıştır uh, natriyumun uh, elektronları varı bağlanmıştır klor iyonu uh, iyon klor iyonları uh, 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 ile ve bu durumda onlar birbirleri ile elde ederler uh, bir deyim yüksek çekim gücü ne onarı vardır tutsun iyon bağında demek bu durumda budur e, iyon bağdır bu olay burada Acaba bu ne amaras demek e, iyon bağında iyon bağında Bağında. atomlar birbirlerini birbirlerini pozitif ve negatif elektrik çekim kuvveti ile bağda tarla. Daha doğrusu pozitif ve negatif iyonlar birbirlerini çeker. Demek budur bağı, budur direkt iyon bağı için nerede ne mecburdur olsun. Pozitif iyonlar ve negatif iyon var ve ona göre onlar birbirlerini vardır çeksenler. Acaba neydi kovalent bağı biliriz? Ne oluşurdu kovalent bağında? Evet, hayır. Unutmuşak, gelmesi akamazdı. Demek kovalent bağı, der, deyim, ee, der genel olarak da katı ee, malzemelerde meydana gelir. E, ve kovalent bağıdır bir tip molekül bağlantısı neredene değişik atomlar paylaşırlar elektronları. Demek vardır fazla atom ee, bir diyelim malzemede ve o atomların aralarında onlar birbirleri ile vardır paylaşan var vardır paylaşan var elektron çiftleri demek kovalent bağında genel olarak burada örnek alayız silisyum atomunu gelirse aklınıza silisyum atomu için atomları için biz gördük kristal kafesi nasıl oluşur ne zaman okumuşak daha evvel yarı iletkenler için Yarı iletkenler ikinci yılda. Demek uh, orada gösterdik ki nasıl bağlanır daha doğrusu silisyum atomları. Demek eğer alırsak biz grafiksel şekilde gösterelim uh, kovalent bağını. Demek vardır diyelim uh, bir silisyum atomi. Daha doğrusu bir parça silisyum ve göreyiz nasıl bağlanır o var. Demek S i olarak işaret ederiz silisyumu Ve şimdi burada olarak uh, diyelim yapayız bir 3 ile 3 1 3 burada hemşire bu var büyütü reis daha bir defa buraya ve daha bir defa yapayız aynasını demek örnek devam vardır bir Değişik silisyum atomları, daha bir yerde silisyum atom var. Peki şimdi bu durumda her bir atom demek ıı, silisyumda ne zaman elde eder nereden vardır vardır daha doğrusu silisyum, her bir silisyum atomi genel olarak yapabilir 4 bağlantı ve buna göre hep bu her bir bağlantıda vardır paylaşsın iki elektron diğer silisyum atomi ile. Demek burada Uh, mavi uh, ile işaret edeyiz elektronları. Demek burada devam olarak böyle iki elektron ve uh, ona göre vardır bağlansın demek ki uh, vardır bağlansın birisi tadısı mavi yapabiliriz daha büyük olur. Demek burada devam vardır uh, iki tane böyle yapalım. Demek vardır ikişer elektron aralarında. Böyle. ne on var vardır birbirleri ile paylaşsın var demek bu durumda a, her bir silisyum atomi vardır a, Yapsan dört tane bağlantı ve ona göre a, her bir bağlantıda olacak ikişer elektron demek şimdi eğer bu a, bu durumu biz büyütürürsek, burada daha doğrusu genişletirsek hep bağlantıları çizelim. O vakit gözükecek bu şekilde. Demek her bir ıı, silisyum atomu arasında vardır. iki tane elektron ve o iki elektronla bağlanır diğer atomla. Yani burada görürüz ki onlar vardır paylaşsam var. Elektron, daha doğrusu onlar da vardır elektron çiftleri ıı, paylaşsam var birbirleri arasında. Devam yani bu uh, bu olay daha doğrusu bu bağlar meydana gelir devam uh, karbonda, germanyumda uh, ve silisyumda nedir uh, atomlar ne bulunur dördüncü grupta uh, dördüncü grupta periyodik sisteminde. Demek bu durumda şimdi bağlarsak hep basını o, o olayak devam bu şekilde. Bu bununla ve uh, diğeri aynasıyla ve ona göre her bir, uh, her bir atomumuz vardır bağlansın elde etsen bir kovalent bağ. Daha doğrusu birer kovalent bağ, birer elektron çifti ile. Demek burada uh, burada önemlidir ki bu atomlarda hepsi kurar dörder tane bağlantı. Ve buna göre uh, demek en bu var köşelerde deyim ne der? Tabii, uh, biz çizmeyiz için hep basını. En var köşelerde bağlanır da iki tane den burada sağ taraf hem sağ köşede bakarsak bir tane elin. sağ ve sol tarafında vardır balansın diğer ele diğer silisyum atomları ile eğer bir hangi yerde bir hangi elektron yok ise devam kovalent deyim kopmuş ise bir şekil o vakit deriz ki o elektronun yerinde vardır boşluk ve o durumda boşluğu biz işaret ederiz nasıl bir A, pozitif yük. Demek nerede ne vardır elektronlardır e, tabi negatif yük. Ama eğer var ise a, eğer yok ise elektron o vakit deres elde elde edilmiştir bir pozitif yük. için için niçin vardır daha az elektron ne ki ne vardır toplam Proton var Demek ya burada artık tamamladık a, resim amazi ve gösterdik bir üçlen üç 3 üç defa 3 bir yerde nereden bulunur dokuz tane atomumuz nasıl vardır bağlansan, daha düşün nasıl vardır paylaşsanlar elektron birbirleri ile. Demek burada görebiliriz ki biraz bunu yürüte. Hop. ekran. Proba çık em gir kanala baştan. Em sağ ol, streami başla. Demek eğer bir hangi defa bir şey öyle durulursa herhalde ne bileyim abiler internetten olsun sadece çıkan hani bağlanan başta. Demek burada görebiliriz kovalent bağını. Yani kovalent bağında kovalent bağında her bir atom diğer atom ile bir elektron çifti paylaşır. Buna göre elektron var ile bağ var oluşur. Demek gelen olarak bağ ne zaman elde edilir? Vardır bir çeşit elektron meydanda ıı, meydanda bulunur ve ona göre o vardır ıı, yardım etsin Ama ıı, eğer kovalent bağ koparsa ıı, demek o demektir ki er elektron serbestlenirse ıı, elektron serbest denirse ıı, orada boşluk Oluşur. A, boşluk. Daha doğrusu pozitif a, yük oluşur. Demek örnek alırsak buradan. devam çekersek bu elektronu burada kırmızı ileride eder. O vakit deriz ki kopmıştır o elektron oradan. E, a, o ba o noktada. Ve ona göre vardır olsun boşluk. Daha doğrusu boşluğa demektir pozitif yük. Acaba bunu anlarız? Demek. Gördük kovalent bağ hem iyon bağı için. Önemlidir ki hem kovalent bağ hem iyon bağında toplamda hem enerji birbirlerine benzer. Olabilir bazı momentlerde biraz olsun fark değil iyon bağında olsun daha fazla veya kovalent bağında olsun daha az veya daha fazla. Ama normal durumlarda onların çekme daha doğrusu bağın enerjisi der yaklaşık eşit. E şimdi metal bağı ne zaman bakarız? Demek metal bağı metal bal geçerli der Adana göre ee, metallarda metallerde geçerlidir demek ee, ve ne biliriz biz metalların yapısı için acaba normal durumda metalların yap Evet demek ödeyebiliriz ki katıdırlar. Tabi emsavı hale dönüşebilir. Ama normal durumlarda var katıdır. Moleküller daha doğrusu atomlar birbirine nasıl bulunur? Çok ne şeklende? Eğer iseler Çok yakın. Demek metallerde niçin ee, bir tevi atomlar ve bir tevi moleküller birbirlerine çok yakındırlar ee, ve ona göre onları yine tutar deyim yerinde o çekme kuvveti de çok büyük. Ve şimdi bu durumda ee, hep bu elektron vari ne vardır? Demek her bir atomun elektron vari birbirleriyle bir çeşit paylaşırlar ve elde ederler nasıl bir elektron buludu. Demek bu durumda şimdi. Tüm atomlar ve tüm metal molekülleri paylaşırlar tüm elektronları ne elde eder onu. Demek ki elektronlar serbest hareket ederler. Atomun atomların daha doğrusu metalın etrafında ve ona göre ıı, nasıl hareket ederler? Onlar nasıl bir çeşit gaz. Demek düşünün onu sanki ıı, bir çeşit ıı, ne bileyim. Iı, buhar vardır ve uh, buhar hareket eder ve bir teviyoni uh, kaplamıştır metali diyelim nerede ne bulunur. Demek ona göre bir tevi bu elektron buharı veya elektron gazı, va, uh, gazı vardır onu uh, hareket, uh, onun etrafında hareket etsin. Demek bu durumda uh, met metal ba metal bağında demek uh, metal uh, bağında var ve atomlar birbir bir, çok yakındır ve ona göre elektron var metal metalın yüzeyi ve hacmi etrafında bir gaz olarak hareket ederler, ederler. Buna elektron gazı denir. Demek budur bir çeşit elektron gaz gibi hareket eder. Demek bir gaz şeklinde hareket eder elektron var ve o gazda tabi yine vardır aynı yine vardır deyim belli bir çekim gücü ne onları daha doğrusu elektrik enerji elektrik çekim gücü ne tutar onları. Demek ona göre elektron var Kopabilir bu durumdan e, metaldan ve serbestlensinler. Nasıl ne okurdu gelirse aklınıza e, fotoelektrik efekti ne zaman belli bir en, e, enerji gelirci ışıktan ve ona göre e, var idi e, elektronlar serbestlenirdi. Se, serbestlenebilirdi. Demek e, elektronlar e, dışarıdan enerji kabul ederlerse... Onların kinetik enerjisi büyür. Kinetik enerji unutmayalım. İdi enerji ne meydana gelirdi? Hareket ne zaman var idi? Ee, demek ne kadar daha hızlı hareket eder o kadar daha fazla kinetik enerjisi vardır. Ee, ve buna göre bazı durumlarda metalin üzerinden kopabilir. Örnek örnek foto efekt demek efekti diyor ay nereden e elektronlar serbestlenir bir belirdi daha doğrusu kopabilirdi var e, e, bir tevi bir metalın üzerinden hem hareket etsenler devam bir elektrik devresinde veya bir ortamda demek metal bağı en basit şekilde ver. her bir metalda bulunur e, ve metalların üzerinde değişik e, sayıda elektronlar vardır bazı metallardan daha kolay kopabilir elektronlar, bazı metallardan daha zor kopabilir elektronlar. Ee, ona göre her bir metalın kendi uh, serbest uh, me elektron özelliklerine göre der bağlı. Demek bundan sonra uh, nasıl gördük birinci sayfamızda dördüncü bağımız der van der Waals bağ. Demek van der Waals bağ. Demek Van der Waals bağı, der bir olay ne meydana gelir a, ne zaman iki tane ayrılmış eşit mole demek iki tane molekül birbirlerini vardır ç, a, çeksenler bir çeşit onlara deriz elektrostatik güçleri a, elektrostatik kuvvetleri ile demek eğer burada düşünürsek ki vardır iki tane a, su molekülü demek su molekülü Bilirsin neydi sunun kimyasal olarak nereden de elde bak Evet ama sayı var lan. Kaçdan hidrojen, kaçdan oksijen vardı. Evet. Demektir H2 O olarak işaret ederiz. Devam yani bu durumda onu işaret edeyiz böyle. Demek mavi ile olarak mavi ile göstereyiz gider. Hidrojen atomları Kırmızı yine göstereyiz oksijen. Demek burada vardır hidrojen. Burada vardır. Hı. Hidrojen. Ve şimdi ve vardır burada oksijen. Demek bu durumlarda dikkat edilmiştir ki moleküller moleküllerde elde edilir bir olay ve o olaya deriz dipol momenti daha doğrusu elektrik dipol Demek ki, elektrik dipol bir molekülde, daha doğrusu bu moleküllere deresem polar moleküller, der ki bazı atomları molekülün der pozitif yüklü, bazı atomları molekülün der negatif yüklü. Ve ona göre onlar çekebilir değişik atomlarla neredene başka moleküllerle neredene budur aynası geçerli. Devam bu durumda bizde hidrojen olayak pozitif. Demek her iki hidrojen olayak pozitif. Yazayı nasıl hidrojen pozitif. A, oksijenimiz olayak bu durumda negatif bir negatif bir dipol. E şimdi demek dipol ona göre iki tane değişik vardır. Görebiliriz ki Uh, bu durumda uh, eğer var ise diyelim örnek eğer var ise belli bir uh, yük uh, belli bir yük ne eksi ve var ise belli bir uh, var ise belli bir yük nedir artı o vakit onların aralarında mesafe ve ona göre uh, ne vardır uh, çeksin birbirine o mesafeye deres elektrik dipol uh, ona bitevi. Demek ara aranda o mesafe deriz elektrik tipo. Ve bu durumda görürüz ki budur H2O daha doğrusu onun için değeceğiz ki der bir tip polar molekülü. Demek polar molekülün için için bir, bir tarafı der pozitif yüklü. Demek burada eğer düşünürsek bir çizgi ortada Böyle ne ayarlar onları. Görebiliriz ki sağ taraftadır pozitif yükler, sol taraftadır negatif yükler. E şimdi Van der Waals kuvveti, daha doğrusu Van der Waals ıı, bağıdır ne etki eder bu tip moleküllere? Demek bir tevi bu molekülümüz nasıl nedir? A Ups. Demek ve bir bu molekül vardır çeksen kendini başka bir benzer moleküle karşı. Demek devam ki bu moleküller bulunur diyelim belli bir uzaklıkta ve ona göre şimdi bu durumda negatif nedir oksijenimiz vardır çeksin kendini daha doğrusu hareket etsin pozitif hidrojene hidrojenine başka bir molekülün ve bu aralarında bu kuvvet ne meydana gelir olayak van der van der Waals kuvveti Demek bu meydana gelir uh, moleküller uh, moleküllerde neredene vardır daha doğrusu fazla molekül sayısı ve onlarda uh, vardır dipol momentleri arasında uh, dipol momentleri arasında belli bir uh, çekim kuvveti. Demek bu durumda uh, dipol momenti deres yönüne hem uzaklığına yükün arasında. Daha doğrusu uh, onu A, demek belli bir yük ve belli bir a, belli bir mesafe ne elde eder a, iki tane molekül arasında demek dipol momenti der belli bir yük ve a, belli bir yük ve mesafe arasında olan düz orantı daha doğrusu onu yazabilir Aslında p ile eş işaret ederiz. Eşittir q çarpı a, q çarpı p çarpı r. Demek budur. A, ve tabi onun vardır belli bir yönü. Demek demli vardır yönü odur bir a, vektör. P eşittir lazım. Eksi. P eşittir q çarpı r. Demek bu şekilde gösteririz. Bir tevi Uh, dipol momenti daha nasıl oluşur. Demek Van der Waals bağında görürüz ki uh, Van der Waals bağında uh, elde edilsen ye, ye, yeterliler olsun uh, polar molekülleri daha doğrusu dipollerimiz neredene bir moleküldeki atom atomlar birileri de pozitif birileri de negatif ve o vardır çeksen başka moleküller ne der uh, onlarda uh, pozitif veya negatif. Demek bu bağda Demek Van der Waals bağının genel olarak çekim ıı, enerjisi daha az diğer bağlara göre. Demek şimdiye kadar ne anda Tüm diğer bağlara göre Van der Waals bağıdır en küçük. Demek ıı, Van der Waals bağında ıı, çekim kuvvetleri diğer bağlara göre en küçüktür. Demek bunu bir görelim ve burada e, yazayı sonu burada böyle. E şimdi demek gördük uh, Van der Waals bağını, gördük uh, metal bağı, hidro, uh, iyon ve kovalent bağını ve kaldı sonuçta da hidrojen bağı. Demek onu burada sağ tarafta uh, ayrı alalım. İlk peşin bu var. Böyle. Ki karışmasın. Demek. Hidrojen bağı nasıl ne deverer uh, uh, nasıl ne deyim ismi bu durumda. Ne olacak acaba hidrojen bağ? Demek kovalent. Evet demek iki tane atom birbirleriyle ki bağlansın. Yeterlidir aralarında olsun bir hidrojen bağ, bir hidrojen atomu. Daha doğrusu budur. Burada bir çeşit diyebiliriz ki olsa diyelim Hidrojenin diğer tarafında daha bir oksijen molekülü diyeceği de ki iki tane oksijen bağlanmışlar bir hidrojen bağıyla aralarında. Demek hidrojen bağında diyebiliriz ki budur bir çeşit en basit. Ee, niçin yoktur bir şey çok ne oluşur Aa, hidrojen bağında. Demek hidrojen bağ. Demek hidrojen bağında atomlar hidrojen bağında atomlar birbirleri ile bir hidrojen atomu paylaşırlar, paylaşırlar. Demek hidrojen atomu bir proton olarak sayılır. Demek budur. Aynı sanki uh, bir atom başka atomla bir devam uh, bir atom başka atomla vardır paylaşsın bir uh, hidrojen atomu. Demek bu hidrojen bağı hayatımızda deyim en önemli a, yerde nerede ne meydana gelir DNA zincirinde. Demek gelirse ne zaman okuduk radyoaktivite için ve radyoaktif aşamalarının zararlı etkisi ve absorbe edilmesi için andık biz ki onlar hidrojen bağına etki edebilir a, DNA zincirinde. Demek nasıl ne vardır? Şimdi a, eğer çizebilirsem devam DNA zincirini alırsak devam. Böyle düşünürsek zinciri ortada ne elde edilir bu bağlantı var ya iki taraf arasında demek bu bağlantı var mavilen buradan ne der hidrojen bağlantı var daha doğrusu iki tane deim parçasından DNA zincirinde vardır birbirleri ile o iki tarafı zinciren elde etsen hidrojen bağları demek bu hepsi der burada ele é a Zéis. A Dene, Dene, A. A Sindirinde. Hidrogen. Balan. Demek. Budur geçerli budur bir örnek ne verebiliriz DNA zincirinde nerede ne oluşur. Demek ne olur iki tane atom diyelim. genelde bunlarda örnek olabilir oksijen atomları ama hem değişik atomlar olabilir. Elde ederler aynı nasıl neydi kovalent bağında. Demek nasıl gördük burada kovalent bağında paylaşırdılar iki tane elektron. Hidrojen bağında diyelim. örnek alırsak iki tane oksijen atomu. Elam olayak yapalım kırmızı nasıl demin yaptık. Elam var ise iki tane oksijen atomi aralarında vardır olsun. A, bir hidrojen atomi ne onlar onunla vardır bağlansın. Ve bu, a, bu durumda a, her ikisi vardır paylaşsın bir a, bir oksijen atomi. Demek bu durumda olayak bu o içerisinde bu olayak o A diğeri olay hidrojen mavi ile onu yapayız. Hı. Ve bu olayak hidrojen A Acaba bunu anlarız? Tamam. Şimdi hiç kimse cevap yapmadı. Herhalde a, anlarız o şey. Demek kısa olarak özet yapalım dersen. Gördük ki burada var idi. A, bugünkü derste gördük. 5 tane değişik atom ve moleküler bağlantı var. Yani, daha doğrusu iyon bağı, kovalent bağı, metal bağı, van der Waals bağı ve hidrojen bağı. Ve gördük hep basında ayrı ayrı a ne oluşur bağlar. Daha doğrusu ne şekilde oluşur bağlar. İyon bağında i elektrik yüklerinin a sayesinde pozitif ve negatif birbirlerini çekerdi. Kovalent bağında elektron paylaşması olurdu. Metal bağında oluşurdu demek metal bağında idi elektronlar birbirlerine çok yakındır için ve ona göre bir gaz olarak bir sıkılaşma oluşur ve ona göre bağ içinde bulunurlar. Van der Waals bağında idi bağlı kuvvetlerine meydana gelir iki molekül arasında ve odur bir daha zayıf bir bağ ve hidrojen bağında idi neredene fazla atom paylaşırdı birer hidrojen atomi onların arasında. Acaba vardır bir hangi sorumuz? Tamam. Eğer bir hangi sorunuz yok ise dersimiz bugün için bu kadar ve gelen haftaya kadar güle güle.